sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet, Haziran ayında sizin için önemli etkiler var. Özellikle geçtiğimiz ay ikizler burcunda doğan yeni ayla beraber ayın ortalarında artık dolunay etkileri gündeme gelecek ve dolunay öncesinde de kişisel gezegenlerin burç değiştirdiğini görüyoruz. Evet, Mars yengeç burcuna, sizin burcunuza geçiyor ayın 4'ünden itibaren. Bu da genel anlamda biraz daha sizin enerjinizi yükseltecek, mücadele gücünüzü yükseltecek ama çabuk da sinirlenebilir, dürtüsel de davranabilirsiniz. Bu nedenle Mars burcunuzdayken bu ay gerek ilişkilerde gerek özel yaşamınızda biraz daha böyle dürtülerinizi kontrol etmeye çalışın. Duygusal davranışlar ortaya çıkabilir. Çabuk öfkelenebilirsiniz ilişkilerde veya günlük hayatınızda daha fazla kaza ve sakarlıkla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. Venüs ayın 6'sında Boğa burcuna geçiyor. Venüs çok güçlü olduğu Boğa burcunda olacak. Ve ayın 7'sinde de Merkür ikizler burcuna geçiyor. Merkür ayın 7'sinden 24'üne kadar ikizler burcunda yine son derece güçlü ve hızlı. Sizin 11. evinizde olacağı için biraz böyle kalabalıklar arasında daha fazla yer alabilirsiniz, koşturabilirsiniz. Venüs'ün sayesinde yaratıcılığınızın da arttığı bir dönem. Bu dönem içerisinde özellikle Güneş ikizler burcunda, Jüpiter terazi burcunda en fazla şansı da belki ailevi konularda bulabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, Koç burcunda birleşen Uranüs ve Venüs ayın ilk günlerinde kariyer alanında sürpriz bir gelişmeyle sizi karşı karşıya bırakabilir. Bu sizi şaşırtabilir, heyecanlandırabilir. Ya da çalıştığınız ortamlarda teknolojiyle ilgili, bilişim sektörüyle ilgili, elektronikle ilgili bazı gelişmeler olabilir veya bu anlamda bir iş, kariyerinizle ilgili bilimsel ve teknolojik bir konuda bir açılım olabilir. Bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Ayın 9'unda meydana gelecek yay dolunayı da sevgili yengeçler genel anlamda iş hayatınızla ilgili bir amacınıza sizi ulaştırabilir. Bunun etkileri başlangıcı geçtiğimiz ay sonlarında olabilir. Ama şimdi bu şartların daha da fazla olgunlaştığını, ortaya çıktığını, sonuç aldığınızı hissedebilirsiniz. Evet, ayın 9'undan itibaren Jüpiter de terazi burcunda ileri harekete döneceği için artık biraz daha ailevi konularda, kariyer konularında, iş konularında daha rahat ilerleyebilirsiniz. En azından yaptığınız çalışmalar, girişimlerden geri dönüşler daha verimli olabilir, daha bereketli olabilir. Evet, ayın 24'ünden itibaren Güneş ve Merkür sizin burcunuza geçiyor ve hemen aynı gün burcunuzda bir yeni ay var. Sevgili yengeçler, evet, doğum gününüz Haziran'ın sonlarındaysa sizin için önemli bir yeni ay, doğum gününüz kutlu olsun ve bu yeni ay size yenilikler yapacağınızı, hayatınızda yeni kararlar alabileceğinizi işaret ediyor. Kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, hayattaki duruşunuzla ilgili değişimler olabilir, yenilikler olabilir. Gerek ilişkileriniz, gerek kariyerinizle ilgili, özellikle Temmuz ayının ortalarında da devam edecek bir süreçte yeni kararlar verebilir. Bunların sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, Mars ve Merkür ayın son günlerinde, özellikle ayın 27'sinde, 28'inde burcunuzda birleşiyor. Enerjiniz, hem zihinsel enerjiniz hem fiziksel enerjiniz çok yoğun ve Balık burcundaki Neptün'den de güzel bir destek alıyor. Sanki bir deniz yolculuğu, bir seyahate çıkar gibisiniz. Yani bu Neptün etkisi bu anlamda hayatınıza güzel bir hoşluk getirebilir. Uzak bir seyahat, yurt dışı bağlantılı bir konuda olabilir sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.